Sayın Beştaş buyurun. Sayın Beştaş duyamıyorum. Biraz öne gelebilir misiniz? Sataşma var. Yargıyı tanımıyoruz. Yani bir kere gerçek dışı bir beyan var. Terör ve terörizmle. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden iki dakikada toparlayalım Sayın Beştaş. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Hatip gerçekten gerçekleri söyleseydi çok mutlu olurduk. Yaptığınızın arkasında durun ya. Yapmayın, böyle sağa sola saldırmayın. Bir kere terör eylemleriyle ilişkisi olanların siz olduğunu herkes biliyor. Biz ne terörle, ne terör eylemleriyle, ne de yasa dışı bir işle uğraştığımız için değil. Size muhalefet ettiğimiz için bu darbeye muhatabız. Sizin yalanlarınızı, sizin dolanlarınızı, sizin hırsızlıklarınızı, sizin insanlığa karşı işlediğiniz suçları teşhir ettiğimiz için bugün partimiz hedefte. Yargıyı tanımıyoruz dedikleri için milletvekilleri tutukludur deme komedisini de bir daha söylemeyin. Bir kere tebligatlar yapılmadan 4 ilde eş zamanlı yapılan bir operasyonun bununla ilgisi olmadığını siz de gayet iyi biliyorsunuz. Biz de gayet iyi biliyoruz. Bizim arkadaşlarımızın dava dosyalarında hepimizin burada bulunan hepimizin dava dosyası var. Bizim yargılandığımız dosyaların tümü kürsü dokunulmazlığı kapsamındadır. Burada konuştuğumuz sözler, mitinglerde yaptığımız açıklamalar, basına verdiğimiz beyanatlar, demokratik siyasetin gerektirdiği fiillerimiz sebebiyle yargılanıyoruz. Bizim Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, kürsü dokunulmazlığı diğerleri hepsi de öyle sebebiyle şu anda milletvekillikleri düşürüldü. Cumhurbaşkanına hakaretten milletvekilliği düşürülen tek parlamentodur bu parlamento. Bize böyle hikaye anlatmayın. Halkı da kandıramazsınız. Siz suç işliyorsunuz. Bu suçu örtmek için, bu suçu kapatmak için HDP'yi hedef tahtasına koyuyorsunuz. Ama HDP sizin karşınızda dimdik durmaya devam edecek. Bizler sizin karşınızda değil susmak, sizin söylediklerinizi her fırsatta haykırmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.